düşmanlık, düşmana askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerim. Haysiyetsizler, haysiyetsizler. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşmede iç ve dış siyasete ilişkin konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme saat 16.10'da başladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme bir saat sürdü. Her iki taraftan da bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli ile son olarak 9 Kasım'da bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrası Türkmenistan'a hareket etti. Öncesinde açıklama yaptı. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan düzenlemeye ilişkin konuştu, ay sonunu işaret etti. EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar ve inşallah ay sonuna kadar da bunu karara bağlayacağız ve 2023'e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız. Olası sınır ötesi operasyona ilişkin de konuştu Cumhurbaşkanı. Adres ve tarih verilmez dedi, 30 kilometre derinlik hedefimiz var diye konuştu. Her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum. Bu işin adresi, bu işin tarihi verilmez. Hedefimiz özellikle sınırdan güneye malum bizim 30 kilometrelik derinlikte bir hedefimiz var. Pençekilit'te neyse attığımız adımlar, aynı şekilde Suriye'nin kuzeyinde zaman zaman topraklarımıza karşı yapılan saldırılara sessiz kalmamız da mümkün değil. Ve bunu da uyarıyoruz, hatırlatıyoruz. Terörden temizlenen Gabar Dağı'na gideceğiz. Şimdi de bölgede 150 milyon varillik petrol rezervi keşfedildi. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Keşfin değerinin 12 milyar dolar olduğunu söyledi. Daha önce petrol yok diye beton dökülen kuyulardan da terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden de petrol üretmeye başladık. Şırnak'taki Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik petrol rezervi keşfedildi. Türkiye 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 petrol keşfinden birine imza attı. Bu keşif terörden arındırılan yerlerden birinde yapıldı. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda mayın temizliği çalışmalarında şehit olan jandarmamız Esma Çevik'in adını verdiğimiz bölgede 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik. Keşfedilen petrol kalitesinin yüksek olduğuna dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu bölgedeki 4 kuyuda günlük 5000 varillik üretim yapıldığını söyledi. Dünyada 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezervin değeri günümüz fiyatlarıyla yaklaşık 12 milyar dolara denk geliyor. Çalışmaların sürdüğüne vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kuyularla petrol üretiminin artacağını dile getirdi. Türkiye petrollerinin 5 yıl önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi bugün 65 bin varile çıktı. Daha fazla sismik araştırma,
daha fazla sondaj ve verimliliği artırıcı yöntemlerle Cumhuriyetimizin 100. yılında günlük üretimimizi 100 bin varile çıkartmayı hedefliyoruz. Son verilere göre Türkiye'nin günlük petrol tüketimi 989 bin varil seviyelerinde. Bu rakam Gabar Dağı'ndaki petrol keşfinin ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor. Antalya'daki sel felaketinin yaraları sarılıyor. İlgili bakanlar bölgedeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da selden etkilenen bir kadınla telefonda görüştü. Yaşlı kadın Cumhurbaşkanı ile konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Zülfiye teyze çok çok geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Siz dünya Rabbim, durdukça durun. Beterinden korusun inşallah. Amin, amin. Cümlemizi Muhammed ümmet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sel mağduru Zülfiye Ceylan'la görüştü. Zülfiye Ceylan görüşme sırasında gözyaşlarını tutamadı. Gücün değil ki bin yetim. Benim ömrüm de senin olsun oğlum. Oh. Ellerinden öperim. Sağ olasın. Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçelerini sel vurdu. Cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Hükümet derhal harekete geçti, ilgili bakanlar bölgeye gitti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgeye giderek inceleme yaptı. Bakan Soylu, afetzedeleri de ziyaret etti. Selden etkilenen Zülfiye Ceylan'ın yanına giden Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Zülfiye teyze çok çok geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Siz dünya Rabbim, durdukça durun. Beterinden korusun amin, inşallah. Amin. Rabbim beterinden korusun. Amin. Şu anda amin. Bakan arkadaşlarım orada. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Partili arkadaşlarım orada hep beraber. Zülfiye Ceylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dualarını ard arda sıralarken gözyaşlarını tutamadı. Ne gerekiyorsa hepsini yapacağız inşallah. Allah razı olsun. Sizin gibi bir devlet görmedik. Dünya durdukça durun siz. Dünya durdukça Allah durun razı siz. Razı dünya durdukça durun siz. Allah binlerce razı olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan dönüşünde Zülfiye Ceylan'ı ziyaret edeceğini söyledi. Kahvecimiz var. Zülfiye teyze güzel pide yapıyor mu? Zülfiye teyze çok güzel çocuklarla beraber pide yapıyor Sayın Cumhurbaşkanım. Yaparız, yapmamız. İnşallah. Şöyle ben bir Türkmenistan'dan döneyim de bir gelip oraları gezeyim. İnşallah, inşallah. Sen başımın üstüne yerin var, inşallah. Mecliste Dışişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçeleri görüşüldü. Görüşmelerde Bakan Çavuşoğlu sınırlarımızdaki terör yapılanmasına değindi. Müsaade etmeyeceğiz dedi. Nurettin Nebati ise enerjide milli kaynaklarımızı gündemine aldı. ...2023 bütçesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki mesai sürüyor. Meclis Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın bütçelerini görüştü. Görüşmelerde konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu terör operasyonlarına değindi. Sınırlarımızda terör yapılanmasına müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Bu coğrafyada istikrarsızlık, çatışma ve terör hiç bitmedi. Hasımlarımız Türkiye'nin sadece terörle çatışmayla uğraşmasını ve enerjisini sadece buna harcamasını istedi. Biz bu oyuna gelmedik. Sadece terörle mücadelede değil, birçok küresel konuda uluslararası topluma liderlik ettik, liderlik ediyoruz. O yüzden açılım dedik, arabuluculuk dedik, Afrika dedik, Asya dedik. Biz geliştikçe tabii terörü besleyen çevreler de çabalarını arttırıyor. PKK terörü ülkemize karşı yine devreye sokuldu. PKK, PYD, YPG'nin Suriye ve Irak'ta barınmasına müsaade etmeyeceğiz. Buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu konuda kim ne derse desin, ne gerekiyorsa onu yapacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de vekillere seslendi. Bakan Nebati'nin gündeminde de enerjideki milli kaynaklarımız vardı. Kaynakların payını ve enerjideki verimliliği artırmaya devam edeceğiz dedi. Güçlü büyümeye rağmen enerji ve altın harcayacağı fazladaki artışın sürmesi, Türkiye ekonomi modelimiz sayesinde elde ettiğimiz bir kazanımdır. Cari dengeyi kalıcı olarak iyileştirmek en önemli önceliklerimizdendir. Ancak hepimiz enerjide dışa bağımlı olmanın cari işlemler dengesindeki olumsuz yansımalarının farkındayız. Düşünün, küresel enerji fiyatları geçen sene ile aynı seviyede kalsaydı, sadece geçen yıl aynı kalmış olsaydı, bugün hep birlikte
cari fazlayı konuşuyor olacaktık. Enerjide milli kaynaklarımızın payını ve enerjideki verimini daha da artırmaya devam edeceğiz. AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi milletvekillerinin imzasını taşıyan başörtüsüne anayasal düzenleme teklifini geçtiğimiz günlerde meclise sunmuştu. Muhalefet kanadının tavrı merak konusuydu. İYİ Parti'den anayasa değişikliği teklifine destek eğilimi çıktı. İYİ Parti AK Parti'nin başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifine sıcak bakıyor. CHP ise kapsamlı bir değerlendirme yapmadı ancak açık kapı bıraktı. Başörtüsüne anayasal güvence içeren anayasa değişikliği teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Bu gelişmenin ardından gözler muhalefetin tavrına çevrildi. İYİ Parti'den bir açıklama geldi. Basın toplantısında konuşan İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu konunun etraflıca değerlendirildiğini söyledi. Zorlu, parti kurulunun teklife sıcak baktığını açıkladı. Çoğunluğun, genel idare kurulumuzda çoğunluğun eğilimi, temayülü ise bu konuda olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz yönündedir. Yani evet yönündedir. Kürşat Zorlu, teklife yaklaşımımızı yakın zamanda paylaşacağız dedi. Sayın Genel Başkanımız, yetkili kurullarımızla ilgili bu konudaki temaslarını sürdürecek. Önümüzdeki günlerde milletvekillerimizle, sadece milletvekillerimizle bir araya gelecek. Belki ardından kurucular kurulu toplanacak ve tüm yetkili kurullarımızın bu anayasa değişiklik metni üzerindeki değerlendirmemizi, eğilimimizi etap etap biz sizlerle paylaşacağız. CHP yönetimi ise henüz sunulan teklifle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapmadı. Parti sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizim önerilerimizle ters düşmüyorsa karşı çıkmayız dediğini söyledi. Destek konusunda açık kapı bıraktı. CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. 2014 ve 2018 yılları arasında yönetim kadrosunda bulunan kişiler gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan eski başkan Murat Hazinedar ise aranıyor. CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet skandalı yaşandı. 2014 ve 2018 yılları arasında yönetim kadrosunda bulunan kişiler gözaltına alındı. Eski başkan Murat Hazinedar ise aranıyor. CHP yine bir skandalla gündeme geldi. CHP yönetimindeki Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma söz konusuydu. Soruşturma 2016 yılında iki müfettişin yaptığı incelemeyle başladı. Müfettişler belediyede yaptıkları incelemelerde verilmemesi gereken ruhsatların verildiğini ortaya çıkarınca araştırmalar derinleşti. İncelemelerin sonunda CHP'li belediyede rüşvet ağı fark edildi. Müfettişler bu yönde hazırladıkları raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Başsavcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda aralarında Beşiktaş eski belediye başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kaldıkları tespit edilen İstanbul merkezli 4 ilde operasyon başlattı. Eş zamanlı operasyonlarda Beşiktaş eski belediye başkan yardımcıları Fırat Örnek'le, Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve halen görevde bulunan zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan eski belediye başkanı Murat Hazinedar ise aranıyor. 2014 yılında CHP'den Beşiktaş belediye başkanı seçilen Murat Hazinedar, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında pasaportuna tahdit koyularak yurt dışına çıkış yasağı getirildi. 4 Ocak 2018 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası soruları yanıtladı. Eczanelerdeki ilaç sıkıntısı ve artan salgın vakalarını değerlendirdi. İlaç sıkıntısının farkındayız, çözümümüz var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eczanelerde bazı ilaçlarda yaşanan sıkıntı iddialarına ilişkin konuştu. Koca, sorunun artan maliyetler ve hasta sayısından kaynaklandığını söyledi. Gündemimizdeki en önemli konu bu. Sorunları çözeceğiz. Maliyetler arttı. Bu dönemde hasta sayımız ve reçete sayımız %40 oranında arttı.
Dolayısıyla bu dönemde hasta yoğunluğu, reçete sayısının fazlalığı, belli ilaçlarda tüketimin yoğunluğu, ayrıca dünyada ham madde sorununun varlığı önemli bir neden. Sağlık Bakanı ilaç fiyatlarında yılda bir kez zam yapılmasının doğru olmadığını vurguladı. Belli dönemlerde en az iki kez olması gerektiği kanaatindeyiz. Şubat döneminde yapılacak bir önceki yılın euro kuru ortaklaması üzerinden zam beklentisi bu sorunu daha da artırıyor. Dolayısıyla bizim buna farklı bir yaklaşım getirerek olayı çözecek tedbiri hızla devreye almamız gerekiyor. Bu döneme özel olarak Şubat öncesi dönemde ne yapabiliriz çalıştık. Çok uzun sürmeyecek. Covid-19 ve diğer salgınlara ilişkin de konuştu Bakan Koca. Üst solunum yolu şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısının arttığını söyledi. Bu hastalıklar en çok RSV, sonra sırasıyla influenza, rinovirüs ve COVID şeklinde. Üst solunum yolu belirtisi olan kişiler maske takarak normal hayata karışmalı. Hastalığı ne olursa olsun bulaştırmamaya özen göstermeli ifadesini kullandı. Aşılama konusunda bir yavaşlamanın olduğuna dikkati çeken Koca, risk grubundaki kişilerin hatırlatma dozlarının olmasını tavsiye ediyorum, güvenle tur kovak olabilirler dedi. SMA'lı çocuklara da değindi Fahrettin Koca. SMA'lı çocuklarla ilgili mesele kesinlikle ilacın maliyeti değil dedi. Biz bütün çocuklara etkinliği kanıtlanmış olan Nuri Senersen etken maddeli ilacı zaten veriyoruz. SMA Bilim Kurulumuz önümüzdeki haftalarda toplanacak. Gen tedavisiyle ilgili ise SMA Bilim Kurulumuz konuyu çok yakından takip ediyor. Etkinliğiyle ilgili yeterli kanıt görülürse bu tedaviyi vermekten de asla geri durmayız. Burada biraz var. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de mecliste açıklamaları oldu. Bir basın toplantısı düzenleyen Destici, HDP'nin kapatılmasına ilişkin konuştu. Anayasa Mahkemesi bu işi daha fazla uzatmamalı dedi. Millet İttifakı partilerinin bütçeyi ve ülke meselelerini konuşmadıklarını, var olduğunu iddia ettikleri problemlerle ilgili yine herhangi bir somut ve gerçekçi çözüm önerisi sunmadıklarını ve meclisin çalışma usulleriyle saygınlığına yakışır bir üsluba özen göstermediklerini görüyoruz. Millet İttifakı üyelerine tepki gösterdi. Bununla kalmadı. Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'yi de gündemine aldı. HDP'nin kapatılmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi bu işi daha fazla uzatmamalı dedi. Bunun için mecliste PKK'nın partisini istemiyoruz diyoruz. Bu ayıba artık Türkiye son vermelidir. Türkiye bu ayıptan kurtulmalıdır. Biz meclisimizde ne komisyonlarda ne genel kurulda maalesef devlet millet meselelerini gerektiği gibi konuşamıyoruz. Bu terör uzantıları yüzünden ve işte komisyonlarda istihbarat komisyonları dahil bunların varlığı devletimiz için bir milli güvenlik meselesidir. Onun için Anayasa Mahkemesi artık bu işi daha fazla uzatmamalı ve anayasanın gereğini ivedilikle yerine getirmelidir. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın açıklaması yaptı. 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen çocuk hakkında açıklamalarda bulundu. Çocuk evliliği ifadesi kabul edilemez dedi. Bilimsel açıdan da hukuki yönden de, inançlarımız gereği de çocuk evliliği şeklinde bir ifadeyi hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Evlilik ve çocuk kelimeleri hiçbir masum gerekçeyle yan yana getirilemez. Bunun adı sapkınlık ve suçtur. Yine devletin en önemli ve asli görevlerinden birinin çocuklarımızı korumak olduğu bir muhakkaktır. Anayasamız ve yasalarımızda bu görevle ilgili hiçbir şüpheye, tartışmaya yer bırakmayacak ölçüde açık hükümler yer almaktadır. Cezaların artırılması gerektiğini, buna hem suçun suç cezayla müsavi olmaması, hem cezaların caydırıcılığının yetersizliği, hem de çocuklarımızı ve bir bütün olarak toplumu korumak için mecbur olduğumuzu ifade etmek istiyorum. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP Erzurum Milletvekili Profesör Doktor Kamil Aydın, Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken partisi adına konuştu. Diplomasinin gücüne vurgu yapan Aydın, Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmalarının takdire şayan olduğunu söyledi. Uluslararası ilişkilerin en önemli enstrümanı diplomasidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri devam ediyor.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Profesör Doktor Kamil Aydın, Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına kürsüdeydi. Dış politika uluslararası ilişkilerin stratejisini oluştururken, diplomasi ise bu stratejinin taktiksel yönteminin adıdır. Kamil Aydın, diplomasinin en güçlü uzlaşı aracı olduğuna vurgu yaptı. Gücün sert ayağını oluşturan savaşlar yoluyla kazanılan zaferlerde bile gücün yumuşak tarafı olan diplomasinin payı asla göz ardı edilemez. Günümüzde diplomasi siyaset dışı etkin bir çeşitlilik kazanmış ve parlamentodan kültür ve turizme, ekonomiden STK'lara, akademiyadan sportif alanlara uzanan birçok bağlamda güçlü bir etkileşim ve uzlaşı yöntemine dönüşmüştür. Profesör Doktor Kamil Aydın, Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü başarılı diplomatik adımlara ilişkin de konuştu. Aydın, bakanlığın çalışmalarının takdire şayan olduğu vurgusunu yaptı. Ülkemizde olduğu kadar dünyada da barışı canları pahasına nihai hedef olarak önceleyen dışişlerimizin zamanın ruhunu iyi okuyup, algılayıp, uygun tedbirlerin ve siyasi kararların uygulanmasında üstün kabiliyetler göstermesi açıkça takdire şayandır. Bu durum son zamanlardaki uluslararası görüşmelerde artık aleni ifade edilmek zorunda kalınan gerçekler halini almıştır. Erzurum'un Karayazı ilçesinde terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği belirlenen bir şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Şüpheli kişi gözaltına alındı. Erzurum'da terör örgütüne yardım ve yataklık eden bir kişi tespit edildi. Şüpheli kadın gözaltına alındı. Erzurum'da güvenlik güçleri PKK-KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklıkla işbirliği yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucu PKK-KCK'ya yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen bir kişinin adresi belirlendi. Adresi intikal eden ekipler şüphelinin evinde arama yaptı. Aramada 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 cep telefonu, 16 av tüfeği fişeği, üzerinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin olduğu örgütsel doküman ele geçirildi. Terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Erzurum'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Erzurumlular güne kar yağışıyla uyandı. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı Erzurum'un çeşitli bölgelerinde zaman zaman etkili olmaya devam ediyor. Kent genelinde yağmaya devam eden kar merkezi bölgeleri beyaza bürüdü. Karın ardından kentteki tarihi çifte minareli medrese, Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi gibi çok sayıdaki tarihi eser de beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü de vatandaşları don ve buzlanma olaylarına karşı uyardı. Sürücülere ise kışlık lastikleri konusunda uyarı yapıldı. Dünyanın trenle seyahat edilecek en iyi ilk 4 rotasından biri olan Turistik Doğu Ekspresi 2022-2023 sezonunun ilk seferine başladı. Turistik Doğu Ekspresi 2022-2023 sezonunun ilk seferine başladı. Bu sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi 2022-2023 döneminde 86 seferde 13.760 yolcu taşıyacak. Yolculardan büyük ilgi gören 29 Mayıs 2019'da ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, 2021-2022 döneminde 62 sefer gerçekleştirdi ve toplam 13.544 yolcu taşıdı. Doğu Ekspresi yemekli ve yataklı vagonlardan oluşuyor. Ankara'dan hareket eden tren sırasıyla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars illerinden geçiyor. Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars-Ankara arasındaki yolculuğunu yaklaşık 32 saatte tamamlıyor. Özellikle Doğu Ekspres'te çok güzel tarihi eserler var. Mesela Ani Arabeleri, Sarıkamış, çok tarihi yerler şehitlerimizi anmak için.
herkesin bir kere hayatında olsa bile denemesi gerekir yani, onu söyleyeyim size. Çok güzeldi, gayet keyifli geçti. Dans da ettik ve ben bayağı sevdim. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen terör unsurlarına yönelik hava operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Türk askeri Metina bölgesine hava operasyonu düzenledi. Operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik hain teröristlerin ensesinde. Farklı operasyon bölgelerinde başarılarını artıran Mehmetçik'ten bir yeni haber daha geldi. Milli Savunma Bakanlığı başarılı haberi bu kez Irak'ın kuzeyinden bildirdi. Metina bölgesinde hava operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ara, bul, yok et, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist hava kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek denildi. Öte yandan Şırnak'ta da etkisiz hale getirilen 3 teröristin kimlikleri de belirlendi. Teröristlerden birinin terör arananlar listesinde ve gri kategoride yer alan Slav Koçerko adlı Behiye Kaçar olduğu belirlendi. Diğer teröristin ise yine gri kategoride yer aldığı ve örgütün sözde özel kuvvetlerinde bulunan Agit Nizip Kod adlı Yakup Demir olduğu tespit edildi. Hain teröristin 6 Mayıs 2019 tarihinde Piyade Sözleşmeler Görkem Akkuş'un şehit edildiği saldırı olayına katıldığı ortaya çıktı. Operasyonların devamında jandarma özel harekat ve jandarma komando timleriyle çatışmaya giren ve bir mağarada sıkıştırılan bir terörist, silah ve teçhizatıyla birlikte sağ olarak ele geçirilmişti. Artvin'den bir haber var sırada. Yol kenarında hasarlı bir kamyonet bulundu. Üzerinde kan izlerine rastlanılan hasarlı kamyonetin sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheli aracın sürücüsü cansız halde bulundu. Olay Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Tepeköy yolu kenarında meydana geldi. Yol kenarında hasarlı kamyoneti gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kamyonetin Tepeköy köyü muhtarı Murat Altun'a ait olduğunu belirledi. Kamyonette yapılan aramada Altun'a ait tabancayla cep telefonu bulundu. Ayrıca kan izleri görüldü. Çevrede inceleme yapıldı ancak Altun'dan bir ize rastlanılamadı. Ekipler arama çalışması başlattı. Aramalar sonucu araca 2 kilometre uzaklıkta köye bağlı Gobat mevkiinde Murat Altun'un cansız bedenine ulaşıldı. Altun'un cesedi savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna götürüldü. Jandarma ekiplerince genişletilen soruşturmada muhtar Murat Altun'un en son birlikte olduğu tespit edilen komşusu dahil iki şüpheli ise gözaltına alındı. Ordu'da 90 yaşındaki baba oğlunu ve gelinini tabancayla vurdu. Oğlu hayatını kaybetti. Gelin de ağır yaralandı. "90 yaşındaki baba oğlunu öldürdü. Gelinini ağır yaraladı. Kan donduran olayın adresi Ordu. Ünye ilçesine bağlı Keş mahallesinde yaşayan 90 yaşındaki Yaşar Ocak aynı evde yaşadığı oğlu ve geliniyle tartıştı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. 90 yaşındaki baba eline aldığı tabancayla oğlu ve gelinini ateş açtı. Oğul Kadir Ocak olay yerinde hayatını kaybetti, eşi ise ağır yaralandı. Yaralı kadın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Kadir Ocak'ın bir süredir yakın komşularına tek yerlerinin mezarlık olduğu gibi söylemlerde bulunduğu iddia edildi. Cinayetle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. İstanbul Beylikdüzü'nde boş bir binanın girişinde çöp poşetine sarılı şekilde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Bebeği bulan bina görevlisi polis ekiplerine haber verirken hastaneye kaldırılan bebeğin tedavisi devam ediyor. Bir apartmandan gelen ağlama sesleri takip edildi. Çöp poşetine sarılı halde bir bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri bebeği hastaneye sevk etti.
kan donduran olay İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yaşandı. Sabah saatlerinde bir apartmanın giriş katından ağlama sesleri duyuldu. Bunun üzerine bina görevlisi sesi takip etti ve bulduğu çöp poşetinin içinde yeni doğmuş bir bebeğin olduğunu fark etti. Ses duydum, ses. Ben dedim belki kedidir. Bir bana böyle poşetin az bir şey ağzını açtım, baktım bebek, polisleri aradım, geldiler. Olay yerine giden sağlık ekipleri küçük bebeği gerekli kontrollerinin yapılması için hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de anne ve babayı bulmak için çalışma başlattı. Hastanede yapılan kontrollerde bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Minik bebeği bulan görevli Mehmet Nezir Tanış duruma tepki gösterdi. Böyle bir vicdansızlık olur mu yani? Ufacık bir bebek yeni doğmuş bırakılır mı ya bu soğukta? Ben gelmezsem pazar olsaydı donmuştu o çocuk. İstanbul Fatih'te bir kafede arkadaşlarıyla oturan genç yanan sobaya tiner dökünce facianın eşiğinden döndü. Birden parlayan ateş gencin yüzünü yaktı. Yanan sobaya tiner döktü. Alevler bir anda yükselince yüzü yandı. Olay İstanbul Fatih'teki bir kafede meydana geldi. Akrabasının sahibi olduğu kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan bir genç sobadaki ateşi canlandırmak istedi. Genç kömürü daha hızlı tutuşturacağını düşünerek sobanın içine tiner döktü. Tinerin dökülmesiyle harlanan alev gencin yüzünü yaktı. Yaşanan olay kafenin içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Hastanede tedaviye alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. Bayburt-Erzurum karayolu üzerindeki KOP tünelinde göçük yaşandı. Göçükte ikisi ağır, 5 işçi yaralandı. Bayburt-Erzurum karayolu üzerindeki KOP tünelinde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 5 işçi yaralandı. Yaralı işçilerden ikisinin durumu ağır. KOP Dağı'nda yapımı süren çift tüplü tünelde göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçük altında işçilerin olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Göçükten 2 sağır 5 yaralı işçi çıkarıldı. Yaralı işçiler olay yerine gelen ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin üçünün sağlık durumunun iyi olduğu, ikisinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Bu haberle ana haber bülteni noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyoruz.